Yanı sıra görsel eğitimler de devam edecek. Ligin son 8 haftası ve kupa maçları için kampa girecek hakem kadrosunun moral motivasyonunu yüksek tutmak için çeşitli etkinlikler de düzenlenecek. Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği arasındaki toplantıda gündeme gelen konulardan biri de yabancı oyuncu sayısı oldu. Süper Lig kulüplerinin büyük çoğunluğu sayının 8'e düşürülmesini istedi. Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği'nin Süper Lig'in durumunu görüştüğü toplantıda yabancı oyuncu sayısı da konuşuldu. Kulüplerin büyük çoğunluğu federasyondan gelecek sezondan itibaren sayının 8'e düşürülmesini istedi. Kulüpler, yaşadığımız mali sıkıntılar ortada. Yabancılara dökeceğimiz onlarca parayı kendi gençlerimiz için kullanalım. Zaten bunu yapmazsak bu işin altından kalkamayız. Yükümlülüklerimiz kurdaki artışla her geçen gün biraz daha ağırlaşıyor. Bunu hiçbirimiz kaldıramayız. Artık altyapıya daha fazla eğilmeliyiz görüşünü savundular. Süper Lig'de uygulanan mevcut yabancı kuralına göre kulüpler 28 kişilik kadrolarında en fazla 14 yabancı futbolcu bulundurabiliyor. 21 kişilik maç kadrosunda ise en fazla 12 yabancı futbolcuya yer verilebiliyor. Yabancı kuralı değişecek mi? Ilgaz Şınar'la değerlendireceğiz. Haspor yorumcusu Ilgaz Şınar konuğumuz. Sevgili Ilgaz, hoş geldin yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Ben iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Ilgaz Şınar, yabancı sayısı dönem dönem hep Türk futbolunun gündemine gelmiştir. Şimdi sayının 8 olması konuşuluyor. Kulüpler Birliği ile federasyon arasında yapılan toplantıda da az önce haberimizde de izlediğimiz gibi bu konunun ciddi ciddi konuşuldu ve tartışıldığı belirtiliyor. Ne dersin? Sayıyla başlayalım. Sayı için öncelikle ne dersin? Yani şunu söylemeliyim. Aslında Türkiye'de yabancı oyuncu sayısı sınırlandırması var. Haber metninde de geçiyordu. Bir kez daha anlatmak gerekiyor. Eğer Türkiye'de bir kulüp yöneticiyseniz planlamanızı şu şekilde yapabilirsiniz. Bütün oyuncularınızı yerli oyuncudan oluşturabilirsiniz. TC pasaportu. Yani 28 kişilik listede 28 tane yerli oyuncu bulundurabilirsiniz. Ama Türkiye Futbol Federasyonu almış olduğu yabancı kuralında şu söyleniyor. Eğer istiyorsanız, isterseniz 30 tane yabancıyla da sözleşmeyi imzalayın ama ben bunun en fazla 14 tanesini lisanslarım diyor. Yani bu esasında sınırlandırmadır. Yabancı oyuncu serbestliği diye bir şey yok. Esasında yerli oyuncu sınırsızlığı var. Bunu anlatmak gerekiyor. İkincisi, kimse kulüplere 14 tane, 13 tane, 12 tane, 11 tane yabancı almak zorundasınız da demiyor. Yani bunu bir kez daha söylemekten ben biraz üzüntü duyuyorum ama hep yanlış anlaşılıyor. Türkiye Futbol Federasyonu Türkiye'deki kulüplere 14 tane yabancı almak zorundasınız demiyor. Siz istiyorsanız 8 tane yabancı alın. 6 tane yabancı ödeyeceğiniz parayı tekrar öz kaynağınıza yatırın. Bunda bir sıkıntı yok. İşin bir diğer sıkıntılı kısmı Cüneyt Şen şu. Hadi önümüzdeki seneden itibaren 8 yapalım demekle olmaz. Bunun altını çok ciddi bir şekilde kulüplerin bir çalışma yaparak Türkiye Futbol Federasyonu'na sunması ve veyahut da Türkiye Futbol Federasyonu'nun bir çalışma yaparak kulüplere sunması lazım. Tamam, 8 yaptık. Peki hemen altyapıdan oyuncu oynatabilecek durumu var mı bu kulüplerin? Daha doğrusu bu oyuncuları o şekilde hazırlar mı? Daha önce bu oyunculara güvenmeyen teknik direktörler birdenbire evet bir ışık aydınlanma yaşadık. Dün gece işte nur yüzü sakallı diğer rüyalarıma girdi ve 3 tane altyapısı oyuncusu oynat mı dedi. Öyle bir şey de yok. Altyapıdaki oyuncuların hangi durumda olduğunu hiçbirimiz bilmiyoruz. Tabii altyapı demek sadece esasında kulüplerin kendi alt yaş gruplarında oynayan oyuncular demek değildir. İkinci ve üçüncü liglerde, TFF birinci ligde öz kaynaktır. Bunu da çok doğru özümsemek gerekiyor. Artı İngiltere'nin başladığı biobanding diye bir sistem var. Yani çeşitli yaş gruplarını karıştırarak oynatmak diye bir durum var. Türkiye'de bizim esas üstünde düşünmemiz gereken şey yabancı sınırıyla beraber. Umarım vaktini almıyorumdur bu arada. Makine tüfek gibi başladım konuya ama. Doğru, sağ ol, çok güzel gidiyoruz. Harika. Şunu söylemek gerekiyor. 2 yıl önce Türkiye Futbol Federasyonu birdenbire U21 ligini kaldırdı. O ligdeki oyuncuların ne olacağını hiçbir şekilde planlamadı. Ne olacağını söylemedi. Ve şimdi biz tekrar rezerv lig başlatacağız deniyor. Peki rezerv lig nasıl başlayacak? Yani 20, 21, 19 yaş grubundaki oyuncuları yine kendi arasında oynattığınız müddetçe oradan bir verim alma şansınız yok. Madem yabancı sınırlandırılması getirilecek, kulüpler bu yönde çalışma yapıyor, bunu istiyor. Bu bir 5 yıla yayılan bir proje olması lazım. Bu projenin içinde çeşitli kuralları, çeşitli talimatları değiştirmek gerekiyor.
Ben Türkiye'de, Türkiye Futbol Federasyonu veyahut da karar vericiler veyahut da proje yapıcılar tarafından yanlış bilgilendirildiğimizi iddia ediyorum. Çünkü biz rezerv takımların özellikle TFF 2 ve 3. lige dağıtılmasını isterken, ki bu konu üstüne konuşmuştuk daha önce de, ben yetkili birisiyle bir görüş alışverişinde bulunmuştum. Bana söylediği şuydu: FIFA veya UEFA yarışmacı takımların en alt ligden, yani amatör ligden gelerek profesyonel lige çıkmasını istiyor demişti. Ama Hollanda bundan birkaç yıl önce birdenbire ben 2. ligimde takımların ikinci takımı, yani kulüplerin ikinci takımlarına yer vereceğim dedi ve hiçbirisi o Hollanda'nın amatör liginden gelerek 2. lige kadar yükselmedi. Ajax'ın genç takımı, PSV Eindhoven'ın genç takımı, AZ Alkmaar'ın genç takımı, tutun Feyenoord takımı sadece burada ikinci takım olarak ikinci lige, ikinci takımını yollamadı. Hepsi ikinci liginde oynamaya başladı. Yani biz alacağız, yabancı sınırlandırması yapacaksak, öncelikle gençlerimizi kendi yaş gruplarıyla değil, 19 yaşındaki gence 30 yaşındaki stoperle veyahut da forvetle oynatacağız. 19-20 yaşındaki orta saha oyuncusunu 2. ligde, 3. ligde kendisinden daha tecrübeli, profesyonel maç anlamında daha tecrübeli oyuncularla oynatıp öncelikle bir onların dayanıklılığına bakacağız. Profesyonel yaşama nasıl uyduklarına bakacağız. Profesyonel futbola nasıl adapte olduğuna bakacağız. Sonra biz bunu alacağız, bunu oynatacağız diyebiliriz. Yani yapılacak o kadar çok iş var ki. Şu anda Türkiye'de konuşulması gereken en son konu bence yabancı oyuncu sayısı. İşte 8'e mi indirelim, 9'a mı indirelim, 10'a mı indirelim, 11'e mi indirelim, artı 2'ler mi olsun, artı 3'ler mi olsun? Bunu unutmak gerekiyor. Bu rezervlikleri profesyonelliklere dağıttıktan sonra bu şunu da getirecek. Bunu da açıklamak zorundayım, kusura bakma. Şimdi TFF 2 ve 3. ligde özellikle bütün maçlar hemen hemen aynı gün ve aynı zaman diliminde başlıyor. İşte birisi 13.30'da başlayabilir kış döneminde, birisi 14.30'da başlayabilir ama tam 90 tane profesyonel kulüp burada var ve bu 45 tane maç demek. 45 tane maça hiçbir kulübün 45 tane görevlendireceği gözlemcisi yok. Biz rezerv lig takımlarını 2 ve 3. lige dağıttığımız anda otomatik olarak 2. ve 3. ligi her hafta gözlem altına almış olacağız. Süper kulüpler ve TFF 1. lig kulüpleri olarak. Yani oradaki oyuncuyu doğru tarama imkanı da elde edeceğiz. Sonra onu alıp işte Emre Kılıçları, Mert Hakan yandaşları çıkarttığımız gibi alıp A takımlarımızı oynatarak bir pazar yaratacağız. Yabancı sayısı, dediğim gibi, yabancı sayısı serbestliği yok. Türkiye'de yabancı sayısı sınırlandırması var. Doğru. Tabii ekonomik açıdan bakarsak yabancı sayısının sınırlandırılması yine yerli futbolcuların değerinin de anormal bir biçimde artmasını beraberinde getirecek. Yine bir sıkıntı yaşanacak aslında, çözümü olmayacak belki de. Evet, yani o zaman şöyle söyleyelim, 8 yabancı da sınırlayalım diyen kulüpler o zaman desin ki en önemli asetini, en önemli oyuncunu atıyorum 5 milyon TL'den fazlaya satamazsınız. Evet. Böyle de bir sınırlandırma getirelim mesela. Bunu kabul edecek mi kulüpler? Etmeyecekler haliyle. Dediğimiz gibi hani kimse size 14 tane yabancı oyuncu alın demiyor zaten. Almak zorunda değilsiniz, oynatmak zorunda değilsiniz. İstiyorsanız şimdi de 8 yabancı oyuncu alırsınız, 6 tane yaparsınız. Bunu daha farklı projelendirmek gerekebilir. Mesela işte biliyorsun çoğu İtalya'da, İspanya'da var. Avrupa Birliği, Avrupa pasaportu, bize Avrupa Birliği üyesi olmadığınız için daha farklı bir kural koyarız. Misal Avrupa dışı ülkelerden gelecek oyuncu sınırlandırması koyabiliriz. Ve veyahut da Avrupa'dan gelecek oyuncularda belirli bir maç dakika, son 3 sezonda belirli bir maç dakika oynama şartı atarız. Misal atıyorum bir sezonda en az 17 tane maçta 90 dakikayı tamamlamış olma şartları gibi şartları getirebilirsin. Bu zaten otomatik olarak kısıtlamak demektir. Artı ikincisi oyuncuların vergi sistemini ayarlarsın. Dersin ki bundan sonra vergiler %40'a çıkmıştır ve oyuncular kendileri ödeyecektir. İşte bu da esasında yabancı sınırını düşürmek için otomatik bir sebep. Bunu hiçbir yabancı oyuncu kabul etmez zaten. Yani Türkiye'ye gelmeyi düşünmeyen ama vergi yüzünden Türkiye'ye gelen oyuncular zaten otomatik olarak bunu kabul etmeyeceği için sen de bir doğal seleksiyona sokmuş olursun yabancı sayısını. Yani bunların üstüne çalışmak gerekiyor. Belirli şartlarla, belirli kısıtlamalar getirerek, yani yabancı oyuncusunu kısıtlamadan belirli kurallar getirerek de yabancı oyuncu konusunda daha seçici davranmasını sağlayabiliriz kulüplerin. Yani bunun üstüne çalışmak gerekiyor ama hiçbir proje, hiçbir çalışma yapmadan yabancı oyuncusu sınırlandırmasın demek bana biraz sığ düşünce gibi geliyor, doğru söylemek gerekirse. Görünen o ki spor kamuoyu olarak daha uzun bir süre bu konuyu konuşacağız Ilgaz Çınar. Teşekkür ediyoruz değerlendirmelerin için. Kolay gelsin diyelim sana da. Sağlıklı günler. Ben teşekkür ediyorum.
İyi yayınlar, iyi çalışmalar. Teşekkürler. Sevgili seyirciler, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle yapılmayacağı açıklandı.